Nefes hazır mı? Nefes hazır mı? Nefes tamam mı? Nefes tamam mı? Tamam inşallah. Kefes her zaman hazır. Kefes 21 yıldır hazır. Kefes 21 yıldır ayakta. Kefes 21 yıl coşkulu, inançlı, azimli ve de kararlı. Az kaldı. Çok çalıştınız. İki gün sonra emeğimizin karşılığını alacağız. Sandıkları patlatacağız. Patlatacak mıyız? Az kaldı. Dostu sevindireceğiz. Düşmanı çatlatacağız. Çok az kaldı. Türkiye'yi dışarıdan dizayn etmeye çalışanlara haddini bildireceğiz. Az kaldı. Sadece bay bay Kemal'a değil, Erdoğan gitsin diyenlere de bay bay diyeceğiz. Bir mahalle toplantısını bile mitinge çeviren Kepezli hemşerilerimiz bunlara geçit vermeyecek. Verecek misiniz? Dişe diş kana kan diyenlere fırsat verecek misiniz? Sırtını kandile ve de Pensilvanya'ya dayananla yol arkadaşlığı eden, kol kola yürüyenlere izin verecek misiniz? Hayır! Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak mıyız? Hayır! Şehitler ölmez, vatan verilmez! Şehitler ölmez, vatan verilmez! Şehitler ölmez, vatan verilmez! Şehitler ölmez, vatan verilmez! Evet, şehitler ölmez. Bizim inancımıza göre şehitler ölmez. Ama vatanı da hiçbir zaman böldürtemeyeceğiz. Bunlar bu vatanı bölmek istediler. Türkiye'yi kaosa sürüklemek çok istediler. Tarihte de oldu. Yüzyıllık cumhuriyet tarihimizde de çok yaşandı. Ama 21 yılda da çok teşebbüs ettiler. 2007'de Cumhurbaşkanı seçtirme izlediler. Başarabildiler mi? Hayır. 2013 yılında ondan önce de postmodern darbe girişimlerinde bulundular. Başarabildiler mi? Hayır. 2008'de AK Parti'yi kapatmak istediler. Başarabildiler mi? Hayır. 2013'te Gezi olaylarıyla Cumhurbaşkanımızı başbakan olarak hükümeti devirmek istediler. Fırsat verdik mi? Hayır. 2013'te bu da başarısız olunca 17-25'te FETÖ'den yargı darbesi oldu. Başarabildiler mi? Hayır. Peki 2016'da 15 Temmuz'da o Mehmetçiğimize teslim ettiğimiz tankları, uçakları, helikopterleri ele geçiren o bir avuç FETÖ'cüler Türkiye'de darbe yapmak istediler. İzin verdik mi? Hayır. Şimdi terör örgütleriyle bundan sonra da özellikle şehirlerimizde çukur kazdılar. Buraları bölmeye çalıştılar. Kahraman askerimiz, kahraman polisimiz, jandarmamız izin verdi mi? Hayır. Bunları inlerine gömdük mü? Evet. Bunları dağlardan temizledik mi? Evet. O Cudi Gabar dağlarında şimdi petrol bulduk mu? Evet. Karadeniz'de doğalgazımızı bulduk mu? Evet.
Şimdi bunların tüm girişimleri başarısız oldu. Şimdi ne yapmaya çalışıyorlar? Türkiye'de içeride muhalefeti dizayn ederek, yanlarına da HDP, PKK'yı monte ederek, FETÖ'yü monte ederek Türkiye'ye siyasi darbe yapmak istiyorlar. Antalya'mız, kefezimiz, Türk milleti buna izin verir mi? Daha FETÖ'cüler seçim olmadan bilet aldık diyorlar. Geliyoruz diyorlar. Ama görüyoruz ki FETÖ'cülerin ayak oyunları hala geçerli. İşte ne olduğunu gördünüz bugün. Bunların hepsi FETÖ numaraları, FETÖ oyunları bunlar. Şimdi bir aday bize karşıyız diye, karşı diye ona yapılanlar veya başkasına yapılanlar siyasette şantaj, montaj, baskı ne varsa bunlar doğru değil, biz doğru bulmayız. Kime yapılırsa yapılsın. Doğru bulmuyoruz. Vatandaş diyor ki siyasetçi de her şey olabilir ama önce omurgalı olması lazım diyor. Omurga. Biz dağlardan teröristleri temizledik. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna taktılar. Kılıçdaroğlu ne diyor? Suriye'den çekileceğiz. Kimin için? YPG, PKK. Irak'tan çekileceğiz. Kimin için? PKK. FETÖ'yü bırakacağız diyor. Başka, bakalım. Peki Libya'dan kimin için çekileceksin? Sayın Kılıçdaroğlu onu söyle. Kimin için çekileceksin Libya'dan? Doğu Akdeniz'in, Doğu Akdeniz'deki kazanımlarımızdan kimin için taviz vereceksin? Onu söylesen. Rusya'ya yaptırım uygulayacağım diyor. Kimin için yapacaksın? Söyle. Antalya'ya geliyorsun, başka bir şey söylüyorsun. Wall Street Journal'la konuşurken o seni dizayn edenlere sinyal veriyorsun. Bir kere önce siyasetçinin ilkel olması lazım, dürüst olması lazım. Antalya'da tepki gösterdiler çünkü. Kendi partisi de tepki gösteriyor. Çünkü turizm etkileyecek, doğalgaz etkileyecek, tarım etkileyecek, ticaret yapanlar etkileyecek. Benim kazanımım ne olacak? Ben niye Rusya'yı tutayım, niye Rusya'nın karşısında olayım? Ben dengeli olmak durumundayım. Ülkemin ve milletimin çıkarı neyse benim için o. Ama bunlarda böyle bir dert yok.